Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizlere 5 maddede defans yapmayı öğreteceğim ve bu videodan sonra defans seviyenizi %100 oranında hatta %200 oranında yükselteceksiniz. Çünkü çok önemli 5 tane madde var ve bu 5 maddeyi uygularsanız farkını sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere en büyük tavsiyelerimi not almıştım, onları söyleyeyim. Yakından takip et stratejisini kullanacaksınız. Onu da nasıl yapacaksınız? Şöyle hemen sizlere gösterelim tuşlardan ya da antrenman sahasına geçelim. Öncelikle yapay zeka üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Şöyle verelim topu arkadaşlarımıza. İlk etapta ben bak sağ tarafta tuşu var. Alttaki yakından takip et tuşu, tamam mı? Ben yakından takip et tuşuna basıyorum, geriye doğru koşuyorum. Oyuncunun pas atacağı alanları kapattıktan sonra diğer oyuncuların geri kalan işleri yapıyorlar arkadaşlar. O topu bir şekilde alıyorlar. Bu birinci maddemizdi. Yakından takip ede basıyorum ve bir şekilde o topu alıyorsunuz. Bak benim tekrar şuna. Al topu kardeşim. Harry Kane aldı topu değil mi? Bak, yakından takip et tuşuyla koşuyorum sadece. Geriye doğru defansımı çekerek o şekilde ilk maddemi kullanıyorum. İkinci madde, ikili baskı yapmayın. Mesela bak, topu veriyoruz rakibe. Verelim şöyle. Bunları şimdi anlatıyorum. Maça gelip maçta da canlı canlı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Pickford'da top. Attı topu ileriye. Bak, ikili baskı yapalım, tamam mı? İkili baskı yaparsanız şimdi bunlardan alıyorsunuz ama şöyle bir daha verelim. Bunlardan topu alırsınız yapay zeka olduğu için ama gerçek maçta ikili baskı yaptığınız zaman topu kaptırma riskiniz yüksek, çünkü iki tane rakip oyuncuya baskı yaptığı anda sağ bek geliyor, stoper geliyor, arka taraf bomboş kalıyor. Bir pas giderse gol yiyorsunuz. O yüzden ikili baskıyı son adede yapın. Böyle çektiğiniz buralarda yapın ikili baskıyı. Buralar sıkıntı değil. Çünkü bütün oyuncular sıkışmış artık orada. Defansın o bölümlerindeyken son dakikalarda, son haddelerde oyuncu şutunu çekmeden bassın abi. O zaman alın. Yani baktığımız rakip oyuncunun pas atacak yeri yok. Tek oyuncu yap ikili baskıyı, problem değil. Bunlara maç içinde karar verirsin. Üçüncü maddemize geçiyoruz. Oyuncularınızı sürekli olarak geriye çekin ve uygun anda hamlenizi yapın diyoruz. Mesela şöyle verdik. Bunun oynanış ayarlarından şöyle yapalım. Yardımlıyı kapatıyoruz. Manuel yapıyoruz. Pardon. Baskıyı kapattık. Manuel yaptık. Tamam. Şimdi ben topu da şöyle bir atayım ileriye doğru. Rakibimiz aldı. Bak Mbappe ile ben geriye doğru koşuyorum sadece. Görüyor musunuz? Bir tane oyuncu belirliyorum gene. Şöyle vereyim topu tekrar. Kendime bir tane defansif oyuncu ya da göbek oyuncusu seçiyorum. Genel olarak stoperlere karışmıyorum. Ya da bazen topun gidişatına göre şuradan bir alsana topu. Mesela bak şuradan defansif oyuncu. Lan niye değişti o? Ben şöyle geriye doğru kapatıyorum. Bak Mbappe burada otomatik olarak baskı yaptı. Topu aldı. Manuel şeyler de imleç değişikliğini aldım. Şuradan vereyim topu şuna. Al abi topu. Bak Manuel imleç değişikliğini görüyor musunuz? Ben sadece diğer oyuncuyu yönlendiriyorum. Yapay zeka kendisi gitti. Topu aldı. Bu çok idealdir. İşe çok yarayan bir oyun baskı tarzı sistemi. Ben bunu genelde de kullanıyorum. Bir tane de şöyle bir madde koymuşuz. Siz pas alacak oyuncuyu tutun. Diğer oyuncuyu baskıya gönderin. O da şu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde. Ama bu sefer baskı yapması için talimat veriyoruz. Bak şu ikili baskı olayı var ya. Hemen şu topu verelim oyunculara. Gösterelim tekrardan. Bunların hepsini şimdi maç içinde deneyeceğiz arkadaşlar. Şuradan verdik rakibe doğru topu. Bize geldi yine top. Şöyle bir daha attık. Rakibe doğru gitsin top. Tamam mı? İyi seyredin şimdi arkadaşlar. Ben Jury'yi hedefledim değil mi kendime? Bak Jury'yi geriye kaçırıyorum. Dur şöyle bir verelim. Olmadı yine. Alın abi şu topu. Alın lan. Aldılar. Heh. Şimdi bak ben geliyorum şöyle. Griezmann'ı belirledim kendime. İkinci adama koş baskı yap talimatını verdim. O adamına baskı yaparken ben de onun pas atacağı adamları tutuyorum. Bak, agresif baskı bu şekilde yapılıyor. Görüyor musunuz? Bu şekilde agresif baskınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve son maddemizde oyunu tamamen yapay zekaya bırakıyoruz. Şöyle geri doğru koşuyoruz. Tamamen yapay zekada. Ben hiç karışmıyorum. Gördüğünüz gibi aldı. Pas atacağı yerleri kapatıyoruz. Şutu yedik bu arada. Olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Bak şimdi verdik pası. Şu şekilde ben geriye doğru koşuyorum. Orta geldi sadece. Şimdi maçımıza bir geçelim abi. Canlı canlı bu maddeleri deneyerek sizlerle keyifli bir maç yapalım hep birlikte. Umarım çok seveceksiniz.
Rakibimiz geldi. Şunu karıştırmayın arkadaşlar. Sürekli olarak ikili baskı yapmayın. Bak sürekli olarak yapmayın. Yerine göre yapın. Ya da kendi oyuncunuzu geriye çekin. Diğer oyuncunuz da ikili baskı yapın. Ha, şu an klasman 2'deyim çünkü 3 tane ayrı hesaptan oynuyorum. Bir ondan tablette ayrı, telefonda ayrı, canlı yayında ayrı falan derken sabit bir şeyde oynamıyoruz arkadaşlar. O yüzden sen şöyle bir gel bakın. Hemen düşme ya. Abi düşme ya. Sen de geri gel. Vazgeçtik abi. Açıkta oynuyoruz o yüzden bunları biraz dengelememiz lazım. Sol bek yeni geldi. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. O yüzden bu maçta deneyeceğim. Hadi maçımıza geçelim. Şimdi ben şunu da duyurusunu yapmak istiyorum. Canlı yayınlarımız oluyor. Çok güzel yayınlarımız var. Zaten bundan önceki videomuz canlı yayındı. Oradan izleyen arkadaşlar sizlerle maç yapıyoruz. Bu videonun altına hemen yorumlarınızı yazın ki oradan canlı yayın saatinde paylaştığında, canlı yayına geldiğinde direkt benimle maç yapma şansını yakala. Bu videonun altına nokta bile bıraksan senin için avantaj. Bir sürü nokta bırakabilirsin. Çünkü geçenki canlı yayında gördük ki önceki yorum yapan arkadaşlar daha çok isimleri çıktı yorum seçici uygulamamızda. Ya bu arada sabah yine bir deprem oldu. Evde kahvaltı yapıyordum. Bu Suriye sınırında oldu. Tabii Hatay'ı da etkiledi. Oturduğum yerde tansiyonum falan düştü sandım. Bayağı bir kötüydü. Sonra bir baktım eşyalar falan bir sallandı şeyde. Hala bir tedirginliğim var yani tekrar olacakmış gibi bir. Yani psikolojimiz bozuldu arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun ne diyelim. Bu sene böyle mi geçecek diyorlar. 2 sene böyle geçecek diyorlar. Adana'da deprem bekliyoruz diyorlar. Her şeyde şey diyorlar. Daha kötü durumdayız yani. Neyse verdik şimdi pasımızı yukarıdan geliyoruz. Şuradan bir şut deneyeceğim. Buradan bir güzel bir şut deneyeceğiz. Soktu dışarıya be. Tüh, güzel vurdu. Olabilirdi. Açıkta taktiğine döndüm bu aralar. Çünkü sağ sol çizgide çok geniş oynuyorsun. Ve rakip çok dar savunma yaptığı için açılmak zorunda kalıyor. Ortadan da ofansif oyuncuyla forvet oyuncumuzla Mbappe ile o boşluklardan faydalanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şuradan Ansu Fati'ye geçmedi. Alırız aldık. Şimdi verdi pasını tekrar oynadı. Aşağıda boşluk. Çok güzel gördük orayı. Şuradan da güzel bir pas geldi. Buradan da bir pas gelirse sen de dokun abi. Ya yap onu be. Bruno Fernandes. Etkili geldik ama sonuçlandıramadık. Bak Fernandes'i geri geliyorum. Görüyor musunuz? Şu an sadece şey uyguladım. Ben bir oyuncu belirliyorum şuradan kendime. Hemen şuradan seçtim oyuncumu. Geriye doğru koşuyorum arkadaşlar. Gerisini yapay zeka halledecek. İyi seyir. Görüyor musunuz? Geriye doğru koşarken de yakından takip et düğmesiyle koşuyorum. Çok güzelsin. Harika bir top gönderdi. Yukarı kanada geçti o top. Verdi pasını kaçtı şimdi. Aldı tekrar önüne. Sağ kanattan geliyoruz. Şuradan yerden Mbappe'ye doğru gelmedi. Mbappe'ye doğru attı. Aslında benim ilk hedefim arkadaki oyuncuya atmaktı o topu. Şimdi geriye doğru koşumu yapıyorum ben. Tamamen yapay zekaya bırakmış durumdayım. Ve o top gene geldi bize arkadaşlar. Defans yapmak aslında zannedildiği kadar zor değil. Sadece bu püf noktaları bilip uygulamak gerekiyor. Şimdi aldı topu. Orta gelir mi? Mbappe vurur musun? Mbappe kaleci. Mbappe'den müthiş bir vole geldi. Luis Figo. Figo geliyor. Uzun top ters kanadı düşündü. Geçmedi o top tabii ki. Görüyor musun? Harika geldik oradan. Şu topu da atabilseydim çok iyi olacaktı da yanlış yere gönderdik. Şimdi ben geriye doğru koşuyorum ve o topu alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Yanlış yaptık. Hadi alırsın. Harika güzel oldu. Çok harika oldu bu. Şimdi iyi seyredin. Şimdi iyi seyredin. Şimdi iyi seyredin. Şimdi iyi seyredin. Lan benim oyuncuma çarptı. Allah cezanı vermesin. Döndü. Hadi ortanı aç be. Olmadı be. Abi. Yani ne diyeyim ben sana ya? Ben sana ne diyeyim ya? Lan uyuma lan. Ha, koyamadık. Şimdi aldırız o topu. Hiç korkmayın bu defans sistemini uygularken. Rahatça topu alıyorsunuz arkadaşlar. Verdi pasını şimdi. Ansu Fati. Ansu Fati. Ansu Fati. Çekti topu verdi Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes'ten orta. Güzel yere geldi. Vurursunuz. Vurursun. Yaz onu artık. Yaz onu artık be. Ya kaçan pozisyonlara bak. Ha rakip. Tamam abi bak rakibe bir bak. Tamam mı? Rakibe bak adını oku. Ondan sonra yorumu size bırakıyorum.
Vallahi yorumu size bırakıyorum ya. Benim oyuncum topu çıkarıyor. Vuruyorsun, oyuncu vurmuyor falan filan. Bunlar böyle adamlarda normal abi. Neyse, yorum yapmayacağım. Yorum yaptığım zaman bana kızıyorsunuz bazen. Kızmayın ha, ben doğru söylüyorum bak. Ha. Olacak iş mi şimdi bu olanlar? Şimdi gelir bir tane gol atar, gol sevinci yapar, tamamen tırlattırır bizi. Bu arada Discord kanalımıza gelin, turnuvalarımız var. Oradan farklı oyuncularla, farklı görüş sahipleriyle iletişim halinde oluyorsunuz. 300 kişiye yakınız. Oradaki görüşmelerle kendi kadro kalitenizi, kendi oyun kurulunuzu geliştirebilirsiniz, arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan güzel bir pas. Verdi, kaçtı şimdi. Alamadı geri be. Tüh, o topu alsaydık çok güzel olacaktı bizim için. Sağ beki yanlış yere koşturmuşuz. Hemen şuradan değiştirelim. Sağ beki, orası boş kaldı gördüğünüz gibi. Hata ettik. Vallahi gol yiyecektik. Bir hata hemen golü getiriyordu arkadaşlar. Çünkü rakibimiz belli. Koman. Kingti Koman. Bu nasıl kötü bir top. Nasıl kötü bir şut. Bir kere deneyim dedim önüm boşken ama yapamadım bu sefer. Biliyorsunuz oradan çok güzel gollerimiz oluyor. Bu kez olmadı. Sağlık olsun, canımız sağ olsun. Sizin destekleriniz bize yeter. Gol olmasa da olurdu. Bu arada beğenenler elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Unutanlar varsa da şu ana kadar izlediyseniz beğenin. Sizler için katkılı bir video, etkili bir video, öğretici bir video. Hatta rehber niteliğinde bir video bence. Bu tür videolar bence zor bulunuyor. Çok böyle öğreten, anlatan, detaylarını söyleyen kanallar yok. Ben de sizler için bu kanalı oluşturdum. Sizler de bana destek olun. Daha çok videolar, daha güzel şeyler gelsin arkadaşlar. Geçmediğimizi attık. Bak burada acele ettik. Orada acele etmeyecektik abi. Şimdi aldı topu. Verdik, geçmedi. Yukarıda boşluk. Şimdi gönderdik oraya doğru. Kingsley Coman. Coman. Sıyrıldı Coman. Kingsley Coman. Coman. Bir hareket daha yaptı. Vur artık onu be. Abi son hamleyi yapamıyorum ya. Heyecanlandım. İyi getirdik orada topu. Son hamle, şutu çekemedik. Oo, Rabona pası verdi şimdi. Aldı bu topu. Hiç korkmayın abi, defans yaparken kafam o kadar rahat ki. Bruno Fernandes de geldi baskıya. Aldık. Fal yok abi orada. Kendi yere oturuyor. Ya defans odaklı oynadığımız için mi gol atamadık bu maçta anlamadım. Çok net pozisyonlar harcadık ya. Çok güzel getirdik Kingsley Coman. Tam atacakken adam girdi araya. Duran toptan gol yersek yapacak bir şey yok. Luis Figo gönderdi Cancelo. Cancelo direkten dışarıya. Çok güzel kullandı, etkili kullandı. İzliyoruz tekrar, izletmedi kendisi. Kendisi bilir, ben beğenmiştim pozisyonu, izleyecek. Şuradan kanatlara atıyorum ben paslarımı. Ortaya attığınız zaman topu kaptırıyorsunuz ama kanada attığınız zaman kimse olmuyor etrafımızda arkadaşlar. Nereye attınız o topu çocuklar? Harika aldık o topu. Şimdi verdik, kaçtı diyecektik, kaçamadı Mbappe. Şuradan bir ölü yaprak deneyeceğiz. Buradan bir ölü yaprak dışarıya gitti be. Ya yapma, gözünü seveyim ya. Çok güzel çekti sağına. Çok da güzel vurdu. Rakip bizle dalga geçti arkadaşlar. İzletiyormuş gibi yapıp izletmiyor aslında. Manyak. Vallahi manyak bu insanlar. Yani bu adam gol sevinci yapar. Atarsa gol sevinci yapacak tipte bir tip arkadaşlar. Öyle bir arkadaşımız var. O yüzden bundan gol yemeyelim. Sinirlenmeyelim durduk yere. Defansımızı iyi yapalım şuralarda. Abi nasıl boşluk bıraktım orada. İşte bu 80. dakikalara kadar geliyor. 80. dakikalarda bu sistem bir kere de olsa bir pozisyon veriyor arkadaşlar. Hadi eliniz olsun, o pozisyonu verdik şu an. Umarım şu golü yemeyiz. Oyuncu değiştirsek iyi olurdu ama oyunu durdurmak istemiyorum. Ceza alanı dışına doğru bir top. Şuradan alınmayız. 5 kişi orada kapattı. Adam döndü vurdu. Biraz momentumu yakalamamız lazım tekrardan. Arkaya doğru düşündük, geçmedi. Kim var orada alırız. Aldık. Ver abi ya, yapma, yorulmuş. Acayip yorulmuş adam. Değiştirmezsek koruyacağız abi. Oyuncu değiştirmezsek gol yiyeceğiz. Kante giremiyor oyuna. Benzemezse kanada gelmiş.
Ya sol bek'e kim almış? Saçma sapan işler yapmış. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak bilmiyoruz ki. Böyle bir kalsın abi, defansif olarak şöyle yapıda bulunsun bize. Şöyle mi yapalım? Zaten sağ bek'im bitmiş, sol bek gitmiş. Öyle yapalım. Otomatik oyuncu değişikliğini bazen sevmiyorum çünkü yanlış yere yanlış oyuncuları alıyor, bozuyor. Ama oyunu durdurup da oyuncu da değiştirmek istemiyorum. Böyle problemler yaşatıyor bize. Şuradan Declan Rice omuzu koydu ve aldı topu. Beşinci maddemiz de omuz atmaktı, söylemeyi unutmuştum. Hop. Faleyi o yaptı. Vallahi penaltı sandım. Moralim bozuldu. Bu gol atamadık bu maçta ama defansı çok iyi yaptık arkadaşlar. Bir pozisyon verdik. Başka da pozisyon vermedik rakibimize. Ya yapmayın şunu ya. Ya şunu yapmayın ya. Yani var ya, Konami bütün düğmelere basıyor şu an. Rakibi kayırmak için. Öyle söyleyeyim sizlere. Yukarıya doğru gönderdi Uğurcan Çakır. Şimdi verdi Kingsley Coman'a. Coman verdi, kaçtı, arkada boşluğu yakaladı Kingsley Coman. Kingsley Coman. Coman. Abi ne yaptın Coman? Alırsın Pedri. Vurursun be Pedri. Yazarsın onu be Pedri. Yok abi, ben bir şey demiyorum ya. Vallahi ben bir şey demiyorum. Yani abi rakip ara bulunca, yani oraya söylemek istemiyorum bu konuyu ama 50 bin kere aynı şeyi yaşıyoruz. Rakibimiz Arap olunca böyle durumlar yaşıyoruz. Gol atamadık, gol yemedik. Buradaki önemli olan defans yapmaktı. Sağlık olsun, çok net pozisyonlar harcadık. Şu maçı 3-0, 4-0 rahat kazanabilirdik arkadaşlar. 4 tane şut çekmiş diyoruz. Biz istatistikler bazen yalan söylüyor bence. Yani tam rakamlar duramıyor, sayacağım. Montajını yaparken sayacağım. Bu video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla uzatmamak adına videoyu sonlandırırken sizleri sevdiğimi belirtmek istiyorum. Sizler de beni sevdiğinizi çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü her zor anımda yanımda oldunuz. Özellikle bu deprem sürecinde. Başta gelen isimler var. Fatih abi, Süleyman abi, Akif. Yani saymakla bitmez. Ümit falan bir sürü arkadaşımız var. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizler için dua edin arkadaşlar. Şu depremler dursun artık. Allah'ın izniyle inşallah. Hoşça kalın.